çok hiçbir rahatsız edici. Hiçbir şekilde olmamış mı? İnanır mısın? Şimdi Suhal Hanımcığım yorum hakkını alabilir miyim? Ben de Murat Han'daydı lütfen. Murat Han'daydı tamam, sıra. Tamam peki ben bölmeyelim. Ondan sonra konuşacağım. Ben zaten hani menü yorumunda da bahsetmiştim. Hani dedim ki hani dedim eti belki kendi alır böyle. Burada yapanı anlatalım. Eti belki alırsınız böyle hani kendiniz doğrarsınız falan. Hani onu söylemiştim işçilik anlamında çünkü hani çöp şiş olayı basit. Hani bir marinasyona tartıştınız zaten. Bir şey söyleyeceğim. İnanır mısınız? O kadar pişman oldum kendi balık doğramadığım için. Çünkü gerçekten basit, neden? Basit. Menü basit. Bu basit. Menü basit. Hayır bu mu? Lavaş ve suburi. Ya zaten ben işte ben su böreğini söylemiyorum. Değil onu yaparken ben o sırada su böreğini ama siz menü diyorsunuz. Su böreğini zaten bakın. Ama o da ana yemeği mi? Ben pardon. Ana yemeğiniz basit. Ana yemeği demek istiyorum. Ana yemeğiniz basit. Söyleyin. Yani işte basit et. Şu pilavın içinde, ne kadar sebze var biliyor musun? Alıp da eti. Çorbayı ben kaç tane sebze var? Ben bunu benim kabul etmiyorum. Benim bir saatim sebze doğramakla geçti. Ben bunu kabul etmiyorum. İnanır mısın? Kamera arkasından sorabilirsiniz. Hayır. Nurgül Hanım sebzeleri bir saat içinde doğramak. Bir saatin sebzeyi doğramak için gitti. Ana yemek bu basit bir ana yemek. Onu söyleyeyim. Çöp 20 dakika kala ben su böreğini açmaya geçtim biliyor musunuz? Tamam, su böreğinize ben sizin laf etmiyorum. Yani düşünün. Su böreğinize laf etmiyor. Yani son dakikada da masaya. Pardon bir şey soracağım. De giyinemedim. Pardon Maraş tava için yaptığın işlemleri anlatır mısın? Zuhal Hanım patlıcan, patates, biber hepsi ayrı ayrı doğranıyor. Yok tabii. Benimki de doğranıyor. Tamam. Bak. Ama sizin doğranıyor. Bunu. Patates doğranıyor. Siz bunu doğramadınız. Ben de. Ya ben. Allah ben aşkına. Ana yemeği, bakın ben ana yemekleri kıyaslıyorum. Ana yemeğin yanındaki pilavın içindekileri sayayım o zaman. Yeşil biber var. Soğan var. Sarımsak var. Kapya biber var. Kuru domates var. Sayayım mı? Hanımefendi sizi anlamıyorum. Bir de lavaş var elinde. Orada tek bir şey demek istiyorum. Bir saniye boyunca. Şimdi sen Maraş tavaya pilav yaptın. Evet. Burada hem ana yemek var hem pilav var artı lavaş açmış. Kıyaslıyorsun ya. Ana yemeği anlatıyorsunuz. Basit diyorsunuz ya. Sadece diyorum ki ben ya çöp şişinizde diyorum ki alıp çöp şişe takılmış. Takılması bile etleri o kadar küçük kesmiş ki onun için diyorum keşke kendim doğrasa. Tadı olmamış demiyorum size. Çok minik kesmiş. Keşke kendin kesseydin. Gerçekten o kadar pişman oldum ki. Kendin kesseydin. Kendim kesseydim. Keşke. Tadı gerçekten. Olmamış demiyorum size. Tadı güzel değil. Olmamış demiyorum. Siz diyorsunuz ki aldık. Ama bu basit diyor. Öyle değil. Basit de değil işte. Zorun yanında bir tanesi mutlaka biraz daha kolay peki, seçeceksiniz. Hepsi zor olacak. Şimdi pilav zor, lavaş zor. Tamam. Bunu da tabii ki takacağım yani o kadar da olacak. Peki. O kadar da olacak yani. Muratcan devam ediyordu. Ben dediğim gibi hani keşke kendiniz doğrasaydınız. Marinasyonunu yaptınız zaten. Lezzeti nasıldı? Lezzeti güzel sadece hani teknik olarak hani mesela bir kısmı böyle kızarmamış. Ona katılıyorum. Öyle hepsi söylediler. Aynı. Altı değişik kızarabilir. Hani ben de biraz daha böyle şey buldum ama hani ne bu? Lezzeti nasıl pilavı? Normal yani. Normal diye bir cevap yok. Güzel mi değil? Beğendim ya da beğenmedim. Aynen öyle. İlk defa Sevda'ya katılıyorum. Evet. Aynen. Ben açıkçası hani ben beğenmedim hani. Hani sen dünkü pilavı beğendin, bunu beğenmedin mi? Hayır ben beğenmedim demedim. Ne dedin? Güzel mi değil mi? Beğendim. Bu kadar. Ha beğenmediysen beğenmedin ama normal diye bir cevabı kabul etmiyorum. Bir yemek yarışmasına normal diye bir cevap olmaz. Söyle. Ya tat olarak güzel ben bir şey demedim. Tat olarak değil. Tat olarak güzel. Salata nasıl? Lavaş nasıl? Salatayı beğenmedim. Bana basit geldi böyle tat olarak da böyle çok şey. Basit geldi. Şimdi nar ekşisini bile özel sipariş getirtirdim. Marketteki nar ekşisini kullanmadım. Basit kadar. Derken sana göre zor salata hangisi? Aç bana. Yani dün de dediniz basit normal. Dünkü salatayı önceki günküne de sizden çok farklı bir salata bekliyorum. Ben size bir şey diyeyim mi? Ben bütün bir sürü farklı bekliyorum. Ben size şunu söyleyeyim. Salatam o kadar farklı olacak ki. Bakın içine kullandım. Her bir şey söyleyeyim mi? Allah lafınızı kesmek olsun. İstemiyorum ama böyle konuşanların sonunu ben pek güzel görmedim. Çünkü sürekli izleyen biri. Belli onun gerçekten bunu da söylüyorum buradan. Yani bunu yayınlayabilirsiniz. Daha dur yarışmadın. Yapamam. Ben dedim. Belli hani, zaten. Evet, yok gerçekten. Ben imajını sana anlıyorum ben zaten. Ben sürekli. İmajım derken? Tabii ki imajını sana anlıyorum. İmajım derken? Baktığım zaman. Ya öyle yargılamıyorum. Öyle imaj derken? İmaj yani şöyle ne görsellik yargı? Olarak baktığım zaman. Zuhal Hanım biliyorum yani. Ben buraya mankenlik yapmaya gelmedim. Hayır. Ben puan olarak demek istedim. Puan mı? Evet. Ama imaj de imaj diyorsun. Puan diye cümleye girmiyorsun. Ben menü yapmama rağmen menülerimi beğenmediniz. Ay dönüp dolaşıp menüye gelmedin. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi... Sadece buna cevap ver Sevda. İmaj derken neyi kastettin? Ya görsellikten zaten... Ne var görsellikten? Üstünü değiştiremediğini mi söylüyorsun? Şimdi hani Muratcan'a cevap veriyor ya Zuhal Hanım. Zaten bunun imajla ne alakası var? İmaj bakın, görüntü...
Şimdi hayır, şimdi bunlar ha, üzeri değiştiremedi tabii, doğru. Yok, yani yok. Onu hayır. Yani ben de istemezdim. Zaten hani Muratcan dedi ya ben. Peki, devam ediyoruz. Tek bir şey söyleyeceğim. Lavaş nasıl? Tek bir şey söyleyeceğim. Hani dediniz ya, bu ne olabilir salata? Yeşil demiş, yeşil getirmiş. Şunun içindeki hiçbir şey olmayacak. Görürsünüz. Ben o kadar farklı bir şey getireceğim. Hayır, ama yeşil salatadan ne bekliyorsun? Neyini beğenmedin onu anlamadım. Hayır, normal yani bir sonuçta işlemi yok. Sonuçta doğramış. Peki Muratcan, lavaş nasıl? Lavaşı beğendim. Sonuçta lavaş açmak zordur bizim. Peki, Sevda sendeyiz. Zaten sen beğenmedin şimdi, herhalde. Hayır Zuhal Hanımcığım. Yorum yapmak ben istiyorum. Tabii. Şimdi hanımefendi. Deminden beri yapıyorsun da. O hanımefendi benim hünkâr beğendi mi? O hanımefendiyi bıraksak bu yemeği yorumlasak tamam. Sadece. Yorumumu yapmak istiyorum. Yap. Buyurun. Etler sert olmuş. Olmamış. Yağlı olmuş. Olmamış. Kesinlikle bir görüşünüz. De çok rahat bir menü. Değil. Keşke hep bir, o zaman biz de bir biftek tercih etmiş olsaydık. Etseydiniz. Yani ama o zaman rahat bir menü olmuş olmayacak mıydı? Seninki de rahat bir menüydü. Benimki rahat sen değildi. Sen de etle hazır aldın. Zuhal Hanım. Peki pilav, lavaş, salata. Pilav da bir dakika, sebzeli pilav, arpa şehriyeli pilav demiş. Evet. Nerede bunun sebzesi? Burada. Nerede bunun sebzesi? Burada. Hani nerede? Var var. Burada işte görünüyor. Hayır, biraz sebze nerede? Biraz demiştim ya. Hayır, sebze nerede? Sayayım mı? Burada. Hayır. Hayır, sebze nerede? Görmüyor musun? Burada. Bir biber görüyorum. Kırmızılar ne? Biber görüyorum hanım. Kırmızılar ne? Biber görüyorum. Ben başka? Sebze, başka bir şey görmüyorum. Biber sebze değil mi? Şimdi kabak mı koysaydım? Siz. Veya kereviz. Benim aynı pilavımın eşdeğerinde işte. Peki, dönmeden konuşur siz, musun? Ha, tabii ki. Peki, beğenmedin mi? Ben beğenmedim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hiçbir şekilde beğenmedim. Peki, eline tamam, sağlık. Afiyet olsun. Gayet güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun Zuhal Hanım. Lavaş güzeldi ama genel olarak sadece sert geldi bana. Biraz daha sıcak olabilirdi. Muhtemelen zaten sıcak olmadığı için sertti. Yani kuzu şişi açıkçası ızgara tavada yapmasını isterdim. Tamam, ondan mangal yapmasını hiçbir zaman beklemem. Ama keşke fırında da yapmasaydı ya da fırında yaptı, keşke çevirseydi. Kuzu şişin altı kızarmamıştı, diğer tarafı kızarmıştı. Tat olarak güzeldi. Sadece tek beklediğim şey bütün alıp hani doğramasıydı. O da zaten dediğim gibi teknik kısımda hani biraz sıkıntı vardı. Masada güzel bir lavaş görmek isterdim. Nasıl bunu şöyle güzelce böyle bütün büyük bir lavaş böyle getirseydi, biz onu elimizle bir bölseydik, böyle arasına bir koysaydık, salatamızı işte içine katsaydık. Böyle bir şey bekledim ama kesip getirmişti. Ama tadı lavaşın güzeldi, tutturmuştu. Zordur lavaşı tutturmak. Ben beğendim. Yumuşaklık konusunda bir problemi yoktu. Yumuşaktı eti. Lavaş, yani kötü lavaş çok zordur zaten. Yani ne kadar kötü yapılabilir ki? Lavaş konusunda çok azizliğe uğramamış ama pilav çok yumuşaktı. Ben beğenmedim pilavı. Kadayıf hazır almış. Evet. Hazır işte neydi hanımefendinin cevizli galiba. Hayır hayır. Aha, defter açayım. Çullama tatlısı. Bastık tatlısı. Aktardan almış hanımefendi. Aktarda satılmıyor ama. Bastık tatlısı. Bastık. Yani çullama aktardan tatlısı. Aktardan mı aldın? Çullama tatlısı Zuhal Hanımcığım. Evet. Almış, dolamış, yağda şerbeti pişirmiş. Bulamış, önümüze benim tatlı diye getirmiş. Benim tiramisu'nun eşdeğerdim Zuhal değil. Hanım. Orada lavaş açmak gerçekten zor çünkü mesela ben anneannemlerden biliyorum. Umarım takdir edersiniz. Tatlımla bayanın tatlısı bir mi? Bir değil zaten. Ben şu an lavaşı eleştiriyorum. Kadar yani, bir değil zaten. Biz hanımefendiyle aynı memleketteyiz. Bu arada bizim şey orada gerçekten lavaş öyle yapılıyor. Güzel yapılıyor. Lavaşı yok, demiyorum. Ben lavaşı demiyorum. Tatlı konusunda bak haklısın. Seninki daha meşakkatli. Ya tatlı. Meşakkatli. O ayrı. Onu, eğer şu an onu konuşacaksan ya. Doğru söylüyorsun. Aynen. Evet, buradaki kadayıf bir tık daha tabii ki daha pratik bir tatlı. Evet. Tiramisu'nun birkaç aşaması var. Sağ olun. Çok daha fazla malzemesi var. Ama işte maalesef sen kendin de dün söyledin ya Sevda, yani akıyordu. Ya, çıkaramadım kelepçeden. Ama lezzeti yerindeydi Zuhal Hanımcığım. Yani pantis banyayı ya o şekilde olmuş yapma. Olmuş muydu? Yani bu kadar ağlamanın manası. Zuhal Hanım, ben pantis banyamın bile o gün güzel olduğunu söyledim. Sadece kremalı cıvık olduğunu söyledim. Ama ben kötü demedim. Abla gerçekten. Bu kadar ağlaya ağlaya kör olacaksın artık. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ya zoruma gidiyor yani, olur mu ya? Bak konuştuk senin masanın. Vallahi üstü görmeden önce kurallar o kadar ağlıyorsun ağlıyorsun yeter ya. Ben vallahi bak kaç yıldır yemek programı sunuyorum Sevda. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum sevgili ya. Ben hiç böyle bir durum yaşamadım. Yani gerçekten bu kadar ağlayacak, bu kadar dramatize edip abartacak ne var Allah aşkına? Ben ölüm çok kalıp oldum, hayat memat meselesine döndüm. Bizi de kendini de zor durumda bırakıyorsun. Bak çocuğun izleyecek, arkadaşın izleyecek. Seni bu kadar üzgün görmek istemezler. Sana kızacaklar. Ben harcandığımı kadar düşünüyorum. Harcandın mı? Ben harcandım Zuhal Hanım. Ona da düşük puan verdiler. Neslihan'a da düşük. Neslihan senden çok fazla bir puan almadı ki. Ona da düşük verdiler. Hayır, o niye da depremzedeler için kalktı o koltuğunda şey yaptı.
dur. Hayır abla öyle konuşma, nasıl bir cümle ya? Hayır hayır. O nasıl bir cümle ya? Hayır hayır, orada oturdu ya, ağladı ya. Ağladı mı? Abla öyle bir cümle kurulur mu? Evet, şey bir konu geçmiş. Nasıl öyle bir konu konuşuyorsun ya? Yani hayır, depremzedeleri katma, hassas bir konu. Yok yok, konu. Biliyorum. 60 bin, 100 bin insan ölmüş, sen geliyorsun burada, öyle konuşuyorsun. Kendi de çok mesela ağladı ama bu bayan, Nesan Hanım'ın üzerine bu kadar gidilmedi. Kim ağladı? Nerede benim ağladı? Üzerime... Şu an ağlıyor ama, başardım, tebrikler. Hayır. Ne oldu Nesla? Yine suç benim başıma patladı, bakın. Arkadaşlar, Sevda'yı dışarı çıkarın. Sevda biraz dışarı çık, bir hava al. Evet, çık birazcık, kendine gel. Kendine geldiğinde gel Sevda. Tamam mı? Kendine gelemezsen gelme. Ne oldu Nesra? Sen niye ağladın? Ne oldu, iyi misin? Depremzedeler konusu. Ben ne demek istediğini anlamadım. Ama yani sevgili izleyiciler de herhalde anlamışlardır. Az çok biraz farklı bir hanımefendi. Biz tepkilerini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Size de muhtemelen yaşattıklarının bir kısmını verebileceğiz. Yok, ben istemiyorum. O bu kadar üstüme çok gelindi. Gerçekten çok zor. Çok zor. Hepimiz için çok zor bir hafta. Depremzedelerle ilgili söylediğini çok talihsiz buluyorum. Ne demek istediğini de anlamadık. Deprem bölgesinden gelmişti senin galiba malzemeleri. Bazı sömürüsü yapıyor, getirdi ve benim çok zoruma gitti. Tamam, ne demek istediğini de anlamadık ama özür dileriz biz Sevda adına. Üzgünüz. Lütfen ağlama, üzme kendini. Yani görüyorsun işte, diyecek fazla da bir şey yok. Keşke öyle bir şey söylemesin. Tam ne demek istediğini de anlamadık. Yani çözemedik. Biz burada gerçekten bir sinir savaşı veriyoruz bu hafta. Sevgili izleyenler, bir sinir harbi yaşanıyor burada. O da ben hani depremzedeler için hani bir duygusallık yaptı ya masada, menüsünde. Ben de onu söylediğim için hani o da ağladı ama siz onu benim üzerime geldiğiniz gibi onun üzerine gitmediniz o kadar dedim. Bu ona ağladı. Ben ne yaptım şimdi? O da beni taşladı. Tatlının yanında içecek ister misiniz? Su alabilirim belki abla. Lütfen tatlını ye, kendini üzme. Çok ciddiye alınacak bir durumda değil şu an kendisi. Okey? Çok ciddiye alma söylediklerini. Bak deminden beri neler yapıyor kaç gündür. Yani bunu artık açıklayacak bir şey, diyecek bir şey bulamıyorum. Üzme kendini, tatlımızı yiyelim. Sevda kendine geldiğinde gelip tatlısını tatsın. Ellerim titriyor Zören. Vallahi servis benim her yerim titriyor. Gerçekten. Servis yapmaya böyle var ya. Üzmek de istemiyorum, üzülüyorum bir yandan. Fakat hepimizin bir sabrı var, yani biz de insanız. Ya bizi çok zorluyor. Bütün ekibimizi, bizi 3 gündür neler yaşıyoruz yani. Bilmiyorum nasıl olacak cumaya kadar. Belki zor bir dönemden geçiyor artık benim anladığım. Sordum, öyle de bir şey de yok diyor. Olabilir. Bakın burada çok ağlayan yarışmacı oldu. Sinirleri boşaldı. Haksız puan alan oldu. Çok yani %70 ağlamıştı yarışmacıların. Bir kere öylesine nakik insanlık hali olabilir. Yani. Biz de burada duygusal anlayışımızda ben de gözyaşlarıma hakim oldum. İnsanlık hali, bak bunu anlarım. Ama bir olur, iki olan... olur, üç olur. Ağladığı şeyler gereksiz. Yaptığı hareketler abartı. Görüyorsunuz yani, sizler şahitsiniz. Fakat biz bir türlü toparlayamıyoruz hanımefendi. Maalesef çok farklı tepkileri var. Artık cümlelerini de düzgün seçmeye çalışıyorum. Ama gerçekten buraya geldi hepimiz.